olsun abla. Geçmiş olsun, babam nasıl? Değişiklik yok. Aynı. Of baba, of. Yapanın elleri kırılsın inşallah. Ben olanlara inanamıyorum. Ben de. Sen de ne çabuk geldin Defne öyle. Bir gün geçti. Gelemedim. Babam nasıl, en son ne dedi doktorlar? Ne diyecekler? Uyutuyoruz, bekliyoruz diyorlar. Yazık oldu sana da. Öldün geldin balayına. Yarım kaldı. Olur mu öyle şey Funda abla? Tabii ki geleceğim. Bu ne demek? Canım yanıyor ya benim Defne, biraz saçmalıyorum. Sen beni kusuruma bakma olur mu? Sizin balayından dönüşte böyle ailece yemek yeriz diye düşünüyordum ben. Ben bu hayalleri kurarken şu geldiğimiz duruma bak Allah aşkına. Bundan da sen biliyor muydun babamın Halil abiyle nasıl bir pazarlık yaptığını? Ben sonradan öğrendim Defneciğim. Ama ne fark eder ki? Hepimizi kandırdı. Ben babana hep çok inandım Defneciğim, hep. Ama hep de sonradan üzülen ben oldum. Ben vazgeçemedim onu bir türlü sevmekten. Mantığın dur dese de işte insan yüreğine ses geçiremiyor. Hep inanmak istiyor. Babam çok hata yaptı. Çok yalan söyledi. Onun sanılacak bir tarafı yok, bunu biliyorum. Ama ne olursa olsun Halil abinin bu kadar ileri gitmesine gerek yoktu. Konağı alsaydı siz de yaşamayı çok istiyordu o Defneciğim. Ömer de sen de onun için o kadar değerlisiniz ki. Umarım yaşar da bu yaptıklarından, bu hatalarından birazcık olsun ders alır. İnşallah doğacak kardeşiniz babasız doğmasın Defneciğim. İnşallah sen de kardeşlerinle bunu iyi yaşamazsınız. Funda abla. Bak tamam, bir sakin ol. İyi misin? Defne ben hiç uyumadım. Çok uykusuzum. Abi ne olursun yapma böyle. Bak hamilesin, bir de bebeğin var. Dinlenmen lazım biraz. Defne şuraya gidelim mi? Bir dinlenme odası var. Biraz ayaklarımı uzatırım orada. Tamam. Daha iyi misin? İyiyim canım, çok daha iyiyim. Ben gideyim artık, geç oldu. Bir şey olursa bana haber verirsin, olur mu? Veririm, veririm. Merak etme. Keşke onu bu haldeyken görmeseydin. Bir taraftan iyi olmuş diyorum. Bir taraftan da babam olduğu için azmedemiyorum. Onu acıdığımdan değil ha. Utanıyorum. Utanıyorum İkra. Böyle bir babam olduğu için utanıyorum. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Üzme kendini. Ben de çok üzgünüm yani babam için. Senin için de çok üzüldüm. Ama sağ salim babam ayağa kalkacak inşallah. Tamam canım, sen de dikkat et.
Demek çok üzüldün babama. Öyle mi? Üzülüyorum tabii Kerem. Sen de üzülmüşsün ki gelmişsin belli ki. Sen gelemiyorum dedin diye geldim ben buraya. Ali babasını daha fazla merak etmesin diye üzüldüğümden değil. Kerem. Bak. Ne olursa olsun orada yatan bizim babamız. Bu şekilde ölmeyi hak etmiyor. Anladın mı? Halil abinin yaptığı doğru bir şey değil. Üstelik bizim babamız olduğunu bildiği halde yaptı bunu. Ne senin düşünün ne benim ne kardeşimizi. O yüzden buraya gelmeye de babam için üzülmeye de hakkım var benim. Ömer. Ben eve gidiyorum. Akşam görüşürüz. Defne. Babanı görmeye gittin değil mi? Madem sözümü dinlemeyip bu kapıdan çıkıp gittin, o vakit bavulunu da alıp gidersin. Sen daha yerini, yuvanı benimsememişsin kızım. Ciğerimizi yakan o adamın peşindesin. Halil'imin canına gastedenin yanında duran benim çatımın altında durmaz. Evet. Ben sözünü çiğnedim babaanne. Ama orada yatan, can çekişen benim babam. Hem de Halil abim yüzünden. Ama ben belki iyiliğim dokunur diye Funda'nın çantasından gittim o anlaşmayı aldım. Dayıma verdim mahkeme yetiştirsin diye. Belki kurtulur Halil abi. İnşallah kurtulur. Ama ben ailemin de kim olduğunu, yuvamın da nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Ben ne yaparsam yapayım. Beni burada kabullenmeyeceksiniz siz. Bunu da biliyorum.